Süleyman Soylu daha geçen günlerde İçişleri Bakanı Sayın Soylu Afganlar olmazsa tarım olmaz demişti. AK Partili bir başka isim Ahmet Sorgun Suriyeliler olmazsa sanayi, Afganlar olmazsa hayvancılık biter demişti. Acaba sizin bu sözleriniz onları cesaretlendiriyor olabilir mi? Siz burada bu sözleri söylüyorsunuz da orada sizi ciddiye alıyorlar bakın. Sizi ciddiye alıyorlar ki rahat rahat bu cümleleri kurabiliyor İngiliz, İngiliz Dışişleri Bakanı. Türkiye'ye mültecileri, sığınmacıları gönderirim ben diyebiliyor. Bu sözlerden mi cesaret alıyor acaba? Ve siz gerçekten kendi vatandaşınızı Suriyelilerin, sığınmacıların üzerinde tutmazsanız işte olacağı bu. Son örnek işte ek bütçede Suriyeli sığınmacılar için ekstra sağlık harcaması talep ettiniz toplam yılda 4 milyar lira Suriyeli sığınmacıların sağlığı için para ayırıyorsunuz bütçede. Peki emeklinize çalışanınıza ek bütçeden sağlık harcaması için ekstra bir para ayırdınız mı? Biner ikişer bin lira, beş bin lira ekstra bir para ayırdın. Hayır ayırmadınız. İşte bu yaptıklarınız onları cesaretlendiriyor olabilir. Şimdi gelelim faiz işine. Faiz işi tabii nereden başlıyor? KYK. KYK'lı gençlerden başlıyor. Şimdi KYK'lı gençlerin dün de söyledik. Hep söylüyoruz. 30 bin, 40 bin, 100 bin lira borçları var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı iki gün önce dedi ki o faiz değil dedi. Başka şeyler dedi. Ya herkes biliyor onun faiz olmadığını. Daha da kötüsü hatta. Ama işte Mehmet Bekeroğlu... Gençlik ve Spor Bakanı o da Kasapoğlu. O da benzer cümleler kurdu. İşin özü şu. KYK mağdurlarını unuttular. Faize takıldılar. Bay Kemal çıkmış üniversiteli gençlerimizin KYK ile ilgili aldıkları burslarla ilgili faiz yükü bindiriyormuşuz. Gençlere sesleniyorum. Faizli KYK borçlarını ödemeyin. Bu bir faiz uygulaması değildir. 351 sayılı yurt hizmetleri kanununda var olan Yurt içi üretici fiyat endeksiyle ilgili bir uygulamadır. Mahcup olmanız gerekirken demagoji yapmak gerçekten komik Sayın Bakan. İktidarınızda adına üfe değil, tüfe değil bu astronomik enflasyon farkı Gençlerin, çocukların, ailelerin sorunu değil. Bu sizin kötü yönetiminiz. Siyasette faiz tartışması üniversite öğrencilerinin yüksek rakamlara ulaşan KYK borçları üzerinden yeniden alevlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bu faiz değil dedi ama Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün borç taksitleri zamanında ödenmediğinde Uygulanacak gecikme zammı ne kadardır sorusuna cevabı net. Süresi içinde ödenmeyen kredi borçlarına her yıl bakanlar kurulunca tespit edilen oranlarda günlük gecikme zammı uygulanmaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki faiz diyor. Bu bir faiz uygulaması değildir. Sayın Bakan faizin tanımını biz çok iyi biliyoruz. Politika faizini düşürdünüz güya ancak vatandaşa yansıyan borçlanma faizi çok üstünde arttı. Faize en karşı olan biziz. Konuyu faiz midir değil midir enflasyon farkı mıdır bir tartışmaya çekmek sizi bu konuda masum göstermez. Gençler sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışırken ortaya çıktığı Üniversite okurken aldıkları kredi borçlarının katlandıkça katlandığı paylaştıkları resmi belgelerde 26 bin liralık borcu 74 bine yükselen de var. 57 bin liralık borcu 188 bine yükselen de. CHP lideri Kılıçdaroğlu bu artışa faiz dedi. Bakan Kasapoğlu üfe. 351 sayılı yurt hizmetleri kanununda var olan yurt içi üretici fiyat endeksiyle ilgili bir uygulamadır. Enflasyon farkı bile olsa bunun %50'sini sizin kanun maddesi gereğince silme yetkiniz varken bunu yapmadınız. KYK vasıtasıyla 2002'de lisans öğrencilerine 45 lira aylık öğrenim kredisi verilirken 2022'de lisans öğrencilerine 850 lira burs veriyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ise 2002'deki kredi 2022'de burs ayrımı yaptığı mesajıyla dikkat çekti. Çünkü burs karşılıksız. Kredi ise yıllık üfeye göre hesaplanarak geri ödeniyor. Bakan Nebati 2022'de sadece burs verildiğini mi düşünüyor bilinmez ama Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne kredi borçlusu gençlerin sayısı 5,5 milyonu geçti. Genel Müdürlüğün internetteki sayfasında en sık sorulan sorulara cevabında o borca yıllık üfe artışının eklenmesi bir yana günlük gecikme zammı uygulandığı da ortaya çıktı. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Gözler kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada. Şimdi faiz mi değil mi diyordu. Tamam faiz değil üretici fiyat endeksi daha da kötü. Üretici fiyat endeksi işte TÜİK verilerine göre bile %138 artmış vaziyette. Yani kelime oyunlarına aslında çok fazla gerek yok. Şimdi Zeki Bey yazmış gizli saklı her şeye zam yapılıyor demiş. Hayır zam değil değil mi? Zam değil güncelleme ya da enflasyon değil hayat pahalılığı diyeceğiz değil mi? Bunları söylemek gerekiyor ama kelime oyununa hiç gerek yok ki. Soruna odaklanmak lazım. İnsanların aklıyla alay etmemek lazım. Peki.